Evet, biraz önce gördüğünüz nehir Ukrayna ile Macaristan'ı ikiye ayıran nehirdi. Şimdi artık resmi olarak Macaristan'dayız. Şimdi polisler pasaport kontrolü yapacaklar. Zahani'de trende indik. Hemen bizi şu arkadaki ev ablamız karşıladı. Sağ olsun, çok yardımcı oldu. Siz nereden geliyorsunuz, neredesiniz falan. Hemen bize burada bedava çorba verdiler. Burası Ukraynalılar için. Uluslararası örgütlerin yardım sağladığı bedava yemek, su, her şeyi sağlıyorlar. Şimdi bir okula gideceğiz. O okulda kalacağız. Free wifi var, her şey var. Biletlerimizi de aldık sadece 3 euroya. Zahoni şu an Budapeşte'ye gidecektik ama iptal ettik. Direkt Avusturya'ya geçeceğiz. Macaristan'dan Avusturya'nın başkenti Viyana'ya 3 euroya tren biletlerimizi aldık. Ve buradan yolculuğumuz başlıyor. Bize bir kağıt verdiler girişte. En çok biz bekledik. Çünkü 30 günlük şey verdiler elimize. Burada kalabileceğimiz. 30 gün içinde terk etmek zorundayız. Bakalım. Hep de bakalım diye bitiriyorum. Baka baka geldik buralara. Tren istasyonundan kalacağımız yere götürüyorlar. Hemen niye geçti? Doğal o zaman. Şu arkamı sandım. Sağ ol. Güçmen ya. Bez ağabeyim bu. Ben şöyle ne? Neyiz? Ben sevmi var yok ya. Vedim ki gerilek 19'er sürete işin bu basar. Evet, kamera birazcık kirlenmiş. Macaristan'ın Zahoni şehrindeyiz. Ukrayna'dan buraya giriş yaptık. Kardeşim yüzü nasıl gülüyor bak. Dün böyle gülmüyordu, sitesiydi. Evler mükemmel. Müstakil. Bilmiyorum neden böyle ama Avrupa'daki çoğu ev böyle tek katlı müstakil çok hoşuma gidiyor. Gerçekten harika. Köpekler, Allah'tan sokak köpeği yok. Sadece evlerde. Güzel bir yer. Dolanıyoruz şimdi buraları birazcık keşfedelim. Daha sonra yine kendi mekanımıza gideceğiz. Yarın sabah yolculuğumuz var. Avusturya, Viyana'ya geçiyoruz. Kardeşim gitti evin dibine kadar bakmaya, dedi ki hiç hayatımda böyle bir ev görmedim. Amına koydum köylüsü. Müstakil canım, sadece öyle yani. Müstakil ev mi var bizim gibi? Bizim müstakilleri bahçesinde bok var kanka. Aynen öyle. Dam var böyle. Adam halı sağa halı şeyi koymuş lan zemine. Çok iyi ya evler. Garajı var, baksana garajına. Garajında gördü, her evi çeker şimdi. Köylü. Kardeşimin bulutlarla gidiyorum ha. Kardeşim söyle. Ülkenin bulutu bile mükemmel abi ya. Baksana buluta, göster abi bulutu. Dur şurada, ağaç geldi şimdi. Ağaçtan gösteremeyeceğim. Kardeşim peki yerlerle alakalı ne düşünüyorsun? Abi uyursun şurada, şuna baksana ya. Tertemiz bir yaşam. Böyle bir şey var mı abi ya? Diyor ki yerde yatar uyursun yani. Sıkıntı yok. Tertemiz ya, tük mük yok. Sakız şeyi falan, sakız pisliği yok. Çöp yok. Çöp yok abi, hiçbir şey yok. Yaprak baksana. Harbiden çöp yok ya, şuraya bak. Tertemiz ya adamım. Evet. Oh Allah'ım, bulutlara geldik. Evet, bulutları göstereceğim şimdi. Aa. Bu ne? Mezarlık kardeşim. Gel gel,
Dua edelim abilerimize. Dua mı edeceksin? Senin abilerimize dua edelim. Et bakalım. Ne mezarlığı ya? Ha mezarlık. Mezarlık mı lan burası? Aa, küllerini mi koyuyorlar acaba buraya? Çekmece olarak. Sanırım evet, çekmece şeklinde. Şunlar boş mesela. Ama bunlar dolu. Sanırım yakıp küllerini koyuyorlar. Şu şekil Türk mezarlığı gibi şeyler de var. Toprağa gömülen. Ayrıca onlar da var. Çiçeklerle süslemiş. Geldik ve bir şey fark ettik. Atilla ismi çok fazla. Bak burada Bozk Atilla var. Hemen şöyle geçiyorum yana. Birkaç yana geçiyorum. Hop. Mezo Atilla. Şöyle bakıyorum başka Atilla var mı? Arkalara da bakayım. Gelirken birkaç tane daha gördük. Macarlar Türk müydü ya? Hatırlamıyorum bak. Adamların mezarları bile güzel ya. Nasıl özenmişler, şey yapmışlar. Şuraya bak. Bizde abi üst üste gömüyorlar ya. Türkiye'de Google'a şey yazın arkadaşlar. Doğukan kardeşimle doğa yürüyüşü yapıyoruz. Şöyle sadece bisikletle yayaların geçebileceği bir yol var. Ve bu yolda yürüyüşümüzün tadını çıkartıyoruz. Nasıl? Beğendin mi Doğuki? Muhteşem ötesi. Antalya'da yok mu böyle yerler? Antalya'da bile yok vallahi. Yok mu? Yok. Abi nasıl olmaz ya? Antalya'da yoksa biz ne yapalım? Ölelim o zaman ya. Ama Antalya başka ya. İlla ki vardır Türkiye'de böyle yerler de biz fakir olduğumuz için görmüyoruz. Aynen. Zenginlerin takıldığı yerler de vardır. Türkiye'de böyle Avrupa düzeni şeklinde yerlerin, yolların temiz olduğu, böyle huzurun olduğu bir yerde yaşayan varsa yorumlara yazsın, belirsin kendini. Onunla tanışmak, arkadaş olmak istiyorum. Gerçekten. Böyle huzurlu bir yerde yaşıyorsanız neresiyse adres falan falan gelip bir ziyaretinize iş yaparım yani. Bir yemeğinizi, bir çorbanızı içerim, yerim. Afiyet bal kaymak. Aynen. Değil mi kardeşim? Hadi. Sen de gider misin böyle huzurlu bir yerde yaşayan varsa Türkiye'de? Neden olmasın? Abi ben Karabağlar'da yaşıyorum ya. Karabağlar ya. Kekoların başkenti. Önce yürüdüğümüz yolla ilgili bir detayı söylemeyi unutmuşum. Şu sol tarafımızda bir nehir var. Dümdüz giden. Ukrayna ile Macaristan'ı ayıran nehir. Videoda gördünüz zaten. Hemen o nehir birden böyle keskin bir dönüş yapıyor. Buraya doğru dönüyor. Solumuzda Slovenya. Slovenya. Ukrayna ve bu tarafta Macaristan işte. Üç ülkenin arasında sınırda yürüyüş yapıyoruz İzmirli kardeşimle. Buca'ya selam mı? Tabii ki de her zaman. Film izliyoruz ve tren yolculuğu başlıyor. Buraya 2 gün önce geldim. Raylar benim oğlumu da alıp götürdüler. Yukon bölgesine giden bir araç bulmak çok zor oldu. Zahoni'ye veda ediyoruz. Şimdiki şehrimiz Viyana. Viyana'ya gitmek için trene bindik. Şöyle treni göstereyim. Bizim yerimiz burası. Koltuklarımızın altında fiş de var. Şarjlarımızı dolduracağız. Güzel bir şekilde Viyana'ya varacağız. Değil mi Doki? Yes. Göç etmek için doğdular. Göç ediyorlar. Nereye göç ediyorlardı? Bilemiyorlardı.
Nasıl bilemiyorlardı ya bana kıyayı? Almanya gitmiyoruz bu. İyi bir bakalım. Bir gidelim değil mi? Hı hı. Arkadaki koltuktakiler de normalde Budapest'e tren almışlar ama Viyana trenine biniyorlar. Bakalım. Umarım yolda sıkıntı olmaz. Onlar da Ukraynalı. Yine yol göründü gurbete. Viyana baby. Kardeşim kimler neler dinliyor da kopuyor orada. Kardeşim de oyun oynuyor. Ben de burada takılmaca. Güneş doğdu yavaştan. Budapest'teyiz. Bekliyoruz burada. Burada Hollanda trenine mi bineceğiz ki? Neden burada ineceğiz ki? Aynı şey. Oradan ineceğiz. Viyana'dan var mı acaba 3 euroya bilet? Vardır ya. Viyana'dan Hollanda'ya